noktada nasıl gidiyor çalışmalar, senden dinleyelim. Evet Ahmet Görmez, Şanlıurfa son yıllarda heyecanlandıran keşiflere imza atmaya devam ediyor. Daha önce Göbekli Tepe'nin keşfi oldukça önemliydi. Tam 12 bin yıllık bir tarih gün yüzüne çıkarılmıştı ve tarihin sıfır noktası, o tarihin, bilinen tarihin değişmesine sebep olan bir keşifti. İşte Göbekli Tepe'nin mihenk taşı olmasıyla birlikte o bölgedeki araştırmalar da yoğunlaştırıldı ve şu an bizim de bulunduğumuz, kameraman arkadaşım Emre Veli ile birlikte bulunduğumuz Karahan Tepe'de bölgede keşfedildi ve 2 yıl önce Karahan Tepe'de kazı çalışmaları başlatıldı. 2019 yılında başlatılan bu kazı çalışmalarında yine buranın da 12 bin yıl öncesine tarihlendiği belirlendi. Hatta bazı buluntular 12 bin yıldan daha da eski tarihe ait olabileceğini gösteriyor. Tabii kazı çalışmaları 2 yıldan bu yana devam ediyor. Karahantepe'de neler bulundu peki? Neolitik çağın çok önemli izlerine rastlandı. O dönemin modern yaşantıda olduğuna dair ipuçlarına rastlandı. İşte şu an kameraman arkadaşımın gösterdiği bu alan o dönemde bir toplanma alanıydı. Çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği, dini ritüellerin, çeşitli toplantıların gerçekleştirildiği düşünülüyor bu alanda. Ve bu alanda toplam 18 dikili taş görüyoruz. İkisi yan yatmış şekilde hemen ortadaki toplanma alanında bulunuyor ve bu bölgenin Neolitik çağda o dönemde insanların toplu yaşadığına, modern bir hayat sürdüğüne dair önemli ipuçları veriyor. Tabii Göbekli Tepe'de de dikili taşlar bulunmuştu. Karahan Tepe'de şu anda görmüş olduğumuz dikili taşlar aslında keşfedilenlerin onda biri diyebiliriz. Zira bölgede 250 dikili taş tespit edildi. Bunların hepsi tabii ki büyük bir titizlikle kazılacak ve daha yeni ipuçlarına da rastlanacak. Bu alanda sadece toplanma alanı değil, toplanma alanının etrafında da insanlara ait yaşam alanları keşfedildi. O yaşam alanlarında çeşitli yaşam malzemeleri keşfedildi, gün yüzüne çıkarıldı. Şimdiye kadar çıkarılan eserlerin bir kısmı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Ve işte hemen buradan, göstermiş olduğumuz bu alandan da dediğimiz gibi modern bir yaşantı olduğu görünüyor. Bu toplanma alanından hemen sağdaki alana bir geçiş odası görüyorsunuz. Şu anda gösterdiğimiz bu alan ergenliğe geçiş noktası olarak bilinen bir bölge. İşte o toplanma alanındaki ritüellerin ardından ergenliğe geçişte bu odaya geçildiği ve burada çeşitli ritüellerin yapıldığı biliniyor. Özellikle Karahan Tepe'de insan figürleri ön planda. Bu ergenliğe geçiş odasında da en dikkat çekeni bu insan figürleri arasında bir insan başını çok bariz, net bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Emre Veli de gösteriyor o alanı size. İşte burası o dönem ergenliğe geçiş noktası olarak kullanılan bir oda olarak biliniyor. Evet, Karahan Tepe'de dediğimiz gibi özellikle insan figürleri ön planda. Göbekli Tepe'de bulunan dikili taşlarda da yine hayvan figürleri ve insan figürleri vardı. Ancak buradaki Karahan Tepe'deki bu figürler, insan figürleri o dönemin yaşantısına dair önemli ipuçları veriyor. Tabii buradaki kazılar henüz daha çok yeni diyebiliriz. Burada daha keşfedilecek birçok yer var. Birçok yaşam alanı tespit edildi ve yapılacak o kazılarla da o tarihe, o döneme dair çok daha önemli ipuçları da bulunacak Ahmet. Ve 23 antik kentin bulunduğu Aydın, en fazla arkeolojik kazı çalışmasının yapıldığı illerden, halen devam eden 13 kazı ve 3 yüzey araştırmasında da önemli bulgulara ulaşıldı. TRT Haber muhabiri Gül Benli de o noktada bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Gül, söz sende.